Bugün burada Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Türk milletinin varlığını sürdürme mücadelesinin adım adım kazanıldığı, büyük başarı ve zaferlerin en son ve birleştirici halkası olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yıl dönümünü coşku ve gururla kutlamaktayız. Bu şanlı zafer hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos zaferi insanlık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış bulunan nice devletler ve imparatorluklar kuran devlet olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine, vatan sevgisine, kutsal değerlerin yüceliğine erişmiş büyük Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin ölmez anıtı olup büyük asker ve devlet adamı, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık umudunu hiç kaybetmeyen kahraman milletimize ve şanlı tarihimize sunduğu müstesna bir armağandır. Bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini Samsun'da tutuşturduğu, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta yurt sathına yaygınlaştırdığı ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kesin sonucudur. Bu muharebede Türk ordusu 4-5 ayda düşürülemez denilen düşman mevzilerini 6 günde çökertmiş, Afyon, İzmir arası 400 kilometrelik takip harekatını da 10 günde gerçekleştirmiştir. Bu Yıldırım Harbi ile zalim ve mağrur düşman ordusunun büyük bir kısmı inanılmayacak kadar az bir zamanda yok edilmiş, istila amacıyla Anadolu topraklarına çıkanlar ağır bir yenilgiyle bir daha dönmemek üzere mağlup edilmiştir. Bu zafer ile Anadolu'nun ve Türk milletinin esir edilemeyeceği tüm dünyaya bir kez daha anlatılmıştır. Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferiyle vatanımızın ve milletimizin aydın, mutlu ve müreffeh geleceği garanti altına alınmıştır. Mazisi şan ve şerefle dolu olan milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ulusumuzun bağımsızlığını, Atatürk'ün en değerli emaneti olan Cumhuriyeti sonsuza kadar korumayı varlığının yegane amacı olarak kabul etmektedir. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen saldırılar dün olduğu gibi bugün de ülke içinde ve dışında devam etmektedir. Bu saldırıların yegane nedeni bölücü ve gericilerin hain emellerini gerçekleştirmeye engel olarak karşılarında Atatürk ilke ve devrimleriyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmelidir. Olsun. Değerli hemşehrilerim, bayramınız kutlu olsun. Hep beraber toplanalım, bir fotoğraf çekelim. Şurada fotoğrafımızı...